Herkese selam, herkese merhabalar. Umuyorum ki iyisinizdir. Her şey yolunda gidiyordur arkadaşlar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki Sağlık Bakanlığı'nın birinci etap alımları tamamlanmış bulunmaktadır. İkinci etap alımlarımız da yakın bir süreç içerisinde başlayacaktır. Gerekli duyurular geldiği an sizlerle bilgilendirmiş olacağız. Tabi bildirimleriniz aktifse, sosyal medya hesaplarımızı takip ediyorsanız bildirimleri almış olacaksınız. Bu videomuzda tıbbi sekreterlik hakkında konuşmuş olacağız arkadaşlar. Birinci etap alımda 15 537 alım gerçekleştirilmiş oldu. İkinci etap alımda da 16.463 kişi alınarak toplamda 32.000 personel alımı gerçekleştirilmiş olacaktır. Sadece tıbbi sekreterlik alanında bu alım yapılmış olacaktır. Umuyorum ki sizler almış olduğunuz puanlarla atanırsınız. Güzel haberlerinizi de bizlerle paylaşırsınız. Süreç içerisinde yaşadığınız deneyimleri de yorumlar kısmında belirtebilirseniz ileride tercih yapacak olan arkadaşlarımız için bir öngörü olacaktır. Öncelikli olarak şu konu hakkında bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Sekreterlik alımına kimler başvuru yapabilir? Olabilir. Sertifika ile başvuru yapılıyor mu? Öncelikle bunu netleştirmiş olalım. Çünkü konuyla ilgili çok soru geliyor. Sertifika ile başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bölüm mezunu olmanız gerekiyor. Lise ve ön lisans alanında alımlar yapılıyor. Fakat en fazla alımlar ön lisans alanında gerçekleştirilmiş olacaktır. Peki ikinci etap alımlar ne zaman gerçekleştirilecek? Sağlık Bakanımızın mecliste yapmış olduğu çok önemli bir açıklama var arkadaşlar. Bu açıklamaya baktığımız zaman sürecin uzatılmayacağını, en kısa sürede alımlara başlanacağını bizlerle paylaşmışlardı. Yüksek bir itibar. Ocak ayı içerisinde de ikinci etap alımlar bizlerle paylaşılmış olacaktır. Bu noktada taban puanları bizler için oldukça önemlidir. Nereye kaç puanlı atamalar gerçekleştirildi? Tercih yaparken mutlaka bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ayrıca sizler atandıysanız ya da atanacak pozisyondaysanız lütfen sıralamalarınızı ve puanlarınızı yorumlar kısmında belirtin. Ona göre genel bir kanıya varırsak tercih sürecinde bilgilendirme yapmamız bizler için daha iyi olacaktır. İlk etap alımlarda bizi takip ediyorsanız biliyorsunuzdur 70-75 puan aralığında bir yılmanın olacağından bahsetmiştik. Bahsettiğimiz gibi de oldu arkadaşlar. Öngörülerden yola çıkarak değerlendirmelerde bulunmuştuk. Elimize veri geldikçe sizlerden aldığımız yorumlardan yola çıkarak ikinci etap alımlarda da öngörülerde bulunmuş olacağız. İkinci etap alımlarda genele baktığımız zaman 65-70 puan aralığında atamaların olacağına şahit olacağımızı düşünüyorum. Tabi bu bir varsayım arkadaşlar. Süreçte net konuşmak oldukça zor. Şu konuyu da belirtmek istiyorum ki birçok arkadaşımız sınava girdi fakat mezun değiller. Almış olduğum puanları 2 yıl kullanabiliyoruz biliyorsunuz ki. Bu noktada sıralamalar bize netliği vermeyecek. Yaklaşık olarak değerleri bize vermiş olacaktır. Bu nedenle taban puanlarına bakmanız tercih yaparken sizler için oldukça önemli. Ben sizler için listeyi hazırladım arkadaşlar. En büyük ve en küçük puanlarla nereye atamalar gerçekleştirilmiştir? Bunların değerlendirmesini şimdiden yapmaya başlayın. En yüksek puanımız 94 olarak karşımıza çıkmakta, en düşük puanımız ise 70 olarak belirtilmektedir. Tercih yaparken farklı kıstaslar var. 70 ve 90 puan aralığında olup da tercih yapıp atanamayan arkadaşlarımız da var. Yorumlar kısmından bunlara ulaşabilirsiniz. Önceki videolara bakarsanız. Tercih yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Almış olduğumuz puanı nasıl değerlendirebiliriz? Bu konularla ilgili videoları yüklüyoruz. Tekrardan da yüklemeye devam edeceğiz. Ayrıca müsait oldukça da Instagram sayfamız üzerinden tercihlerde sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Şunu da belirteyim ki ücretsiz bir şekilde yapıyorum bunu. Müsait oldukça gördüğüm yorumlara dönüş sağlayabiliyorum arkadaşlar. İkinci etap alımlar için de süreci sizler için kolaylaştırmaya çalışacağım. Bu sayfa bizlerin web sayfası tıbbi sekreterlik 2022'ye 11'de oluşan en büyük ve en küçük puanlara ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 94 puanla başlıyoruz. 70'ler 80 puan aralıklarında atamalarımız bizlerle paylaşılmış bulunmaktadır. Kaç puanınız var? Sıralamanız nedir? Mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Nereyi tercih edecekseniz Puanına mutlaka bakın arkadaşlar. Ayrıca çevrenizde tıbbi sekreterlik alanında başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa bu videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Sağlık Bakanlığı'nın alımları 85 binde kapanmayacak arkadaşlar. Süreç içerisinde yeni alımlar da gerçekleştirilmiş olacaktır. Artı olarak diğer kurumlardan da alımlar bizlerle paylaşılmakta. Instagram sayfamızdan web sayfamız aracılığıyla tümünü sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bizleri takip etmeniz, videolarımızı beğenmeniz oldukça önemli. Süreçte oldukça dinamiz. Tüm aşamalarda sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Umuyorum ki almış olduğunuz puanlarla atanırsınız. 70'li puanları görmek oldukça güzel. İkinci etap alımlarla da sürprizlerle karşılaşacağız. Süreçte almış olduğum puanla atanamam diyen birçok arkadaşımız vardı. Gördük ki atanılıyor arkadaşlar. Sizler yeter ki o zamana kadar sabredin, çalışın, emek verin. Mutlaka karşılığını alacaksınız. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.